Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Bugün de Hilal TV ekranlarında okudun mu diyebilmek için ve bu sorunun cevabının arayışını sizlere sunabilmek için buradayız, yerimizi aldık. Sizler de ekranlarınızın başında hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize tek tek Allah'ın selamını arz ederek başlıyoruz efendim. Kıymetli dostlar, okudun mu programımızda bugün Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber efendim Duha suresine bir başlangıç yapacağız. Duha suresinin e, kıvrımlarında, patikalarında, bazen ana caddelerinde bir yürüyüş gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu yürüyüşü de sizlere efendim buradan resmetmeye, onun fotoğraflarını, karelerini arz etmeye çalışacağız. Şimdi en son biliyorsunuz eee Fatiha suresi üzerine durmuştuk. Fatiha suresinin son kısımları üzerinde bilhassa yoğunlaşmıştık. Orada Nimet verilenlerin, gadaba uğratılanların, uğrayanların ya da e, dalin olanların, şaşkın ve sapkın ne diyeceksek artık olanların nasıl anlaşılması gerektiği üzerine bir programımız olmuştu. Bugün de Duha. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Hocam e, sizin kitabınızdan da istifadeyle ben e, Duha'yı gündeme aldığımda hakikaten birçok nokta tekrar böyle bir çarptı. Ondan sonra birçok yerden bana e, farklı şeyler söyledi. Bu vesileyle kitabınızı bir daha hatırlatayım, Kısa Surelerin Tefsiri efendim Mehmet Okuyan hocamızın düşün yayınlarından çıkan şu anda iki cilt, üçüncü cilt de inşallah geliyor. Onu da hatırlatmış olayım, oradan da bir yol iz takip ediyoruz. Şimdi hocam Duha Sure'sinde öncelikle e, sizin de sık sık vurguladığınız gibi Kur'an'ın çok önemli üsluplarından biriyle başlangıç yapıldığını görüyoruz. Evet. O da yemin üslubu ve Duha diyor. Evet Buradan bir başlayalım mı? Yani neden bir yeminle başlanıyor? Yeminin manası nedir? Yemin türleri nelerdir? Kur'an'da niye sürekli yemin ediliyor? Evet. Ve burada bilhassa yeminle başlanmasının hikmeti sebebi ne olabilir? Evet. Buyurun. İfade ettiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'in gerçekten bir meseleyi ortaya koymada takip ettiği çok sıra dışı metotlar var. Bu metotlardan biri de yemin metodu. Yemin hemen her dilde bir çeşit uygulanabilen, uygulaması olan bir e, ifade biçimi. Çok basit söyleyelim. Niçin yemin edilir? Bir sözün daha çok inandırıcı olmasını sağlamak için yemin edilir. Kur'an'da 15. 16. sure böyle yemin ifadeleriyle başlar. Sadece surelerin başında değil, bazen ortalarında, sonlarına doğru da yemin ifadeleri bulunur. Hatta yemin ifadeleri bazı surelerin başında bir nesneye, bir varlığa tahsis edilir. Evet. Bazı surelerde bu 4 5 6 7 8 10 varlığa kadar hmm. çıkar böyle sıra sıra dizilir yemin edilen varlıklar. Bazen bu yemin ifadeleri Vav harfiyle genellikle e, kullanılır. Mesela i̇şte duhada olduğu gibi. Bazen T harfiyle olur. Tellahi gibi. Evet. Allah'a yemin e, ifadesi olarak. Bazen böyle harflerin dışında fiiller kullanılarak olur. Mesela La uksimu gibi. Uksimu. 7-8 ayette yer alır. E, yemin ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun niçin yer aldığını önce cevaplayayım. Lütfen. Nasıl olduğunu bu üç ifadeyle söylemiş oldum. Niye yemin edilir? Bir, alimlerimizin bize öğrettiğinden e, istifade ederek söylüyorum. Yemin, Araplarda özellikle bir teknik idi. Kur'an-ı Kerim o tekniği takip ediyor. Alıyor, kullanıyor. Alıyor, kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'in Araplarla ilgili tutumu üç türlüdür. Bir, onlarda var olan bir şeyi aynen uygulamak, onu onaylamak. Uh -huh, uh -huh. İki, rötuşlamak, arızalı taraflarını kaldırmak. Kesmek, biçmek, özetlemek. özetlemek. Üç, reddetmek, tamamen yepyeni bir şey getirmek. Bu onayladığı türden Evet ee, bir ifade biçimi. Yüce Allah onların yemin ifade biçimlerini... Kur'an'ında da uygulamaktadır. Böylece bu kitabın ilahi kaynaklı oluşunu onları da dikkate alan bir hassasiyetin ürünü olarak bu kitabın inşa edicilik şeklinde belirlendiğini ortaya koymayı amaçlamış olabilir. Evet. Yani size çok yabancı şeyler değil bunlar. Evet. Bildiğiniz şeyler. Aşina olduğunuz. Aşina olduğunuz şeyler. Onlardan istifade ederek bu kitap şekillendirilmiştir. Bu bir gerekçe. İkinci gerekçe yemin edilen varlıkların önemini kavratmak Aha. için yemin edilir. Yani böyle alakası şeylere değil. Mesela duhanın önemini vurgulama o. Mesela, kuşluk vaktinin Evet. Her neye yemin ediyorsa. Evet. Kur'an-ı Kerim'de maddi, nesnel varlıklara yemin edildiği gibi mesela zaman kavramının çeşitli boyutlarına yemin edilir çeşitli beldelere yemin edilir. Çeşitli başka nesnelere yemin edilir. Kitaba yemin edilir. Vahye yemin edilir. Meleklere kaleme, yemin edilir. Kaleme, tine, zeytuna. Yani yani yeminle ilgili pek çok şey vardır. Her neye yemin ediliyorsa o şeyin önemini vurgulamak için, ona dikkat çekmek için yemin edilir. Bu ikinci sebep. Bu ikinci sebep. Bu ikinci sebebin Kur'an'da yer almasının ya da diyelim ki üçüncü bir gerekçe neye yemin ediliyorsa Ruz-i mahşerde yemin edilen şeyler şahitliğe çağrılacaktır. Ha. İnsanlar güneşin yeminini güneşe yemin edilmesini boşun algılamasınlar. Güneş onlar için şahit olacaktır. Zaman şahit olacaktır. Şehir şahit olacaktır. Kitap şahit olacaktır. Kalem şahit olacaktır. Neye yemin ediliyorsa o şeyin şahitliği söz konusu olacaktır. Evet. Onun için hem onların önemine vurgu yapılır hı hı, hem hı. onların da bizim hayatımızla iç içe varlıklar olduğunu ve ruzi mahşerde gizli kapaklı hiçbir şeyin kalmayacağını muhataba öğretmek için yemin ediliyor diyebiliriz deriz evet bir başka sebepse yeminin asıl mantığını ortaya koyan sebeptir ki bu da yeminlerden sonraki ilk cümlenin ya da yeminlerden sonraki cümlelerin sıra dışı bir mesaj vereceğini muhataba kavratmak ha. için. Şimdi yeminlerden sonra düz bir cümle gelmez, gelmez genellikle. Çok iddialı bir cümle gelir. Bu duhada da aynen böyle mi? Aynen oluyor? öyle. Ve duha ve leyli ile seca, seca ma vedde'ake rabbuke ve ma kala. işte mesele bu. Hmm. Ma ve daeke rabbuke ve ma kala cümlesine hmm. büyük bir vurgu yapmak için yeminle başlamıştır. Bir meali verelim mi izleyicilerimiz için? E daha söyleyeceklerim var evet, yeminle var, ilgili. Tabii. Sadece bu ayetler, 3 ayet okudunuz çünkü. Evet. Kuşluk gibi aydınlık gündüze ve karanlığı çöken geceye yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Evet. mesela Çünkü bu. iddia şuydu. Vahiy kısa kısa kesintiye uğruyordu. Mekke müşriklerinin önemli bir bölümü, peygamberimize yakın olanlarının bir bölümü peygamberimizle alay ediyorlardı. Rabbi onu terk etti hatta bazen Rabbi de demiyor. Şeytanları onu bıraktı diye peygamberimizi çok bunaltıyorlardı. İşte o bunaltıcı baskının karşılığında yüce Allah sadece kuşluğa ve sadece geceye yemin etmiyor Yusuf Bey. Duha kelimesinin yaygın anlamı kuşluktur. Doğrudur. Evet. Leyl kelimesinin de yaygın Gece. anlamı gecedir ama gecenin akşamdan sonraki ilk karanlığıdır. Yani diyelim ki yatsı vakti yani hmm. en karanlık yani alacalılığın tamamen karanlığa dönüştüğü. Döndüğü kısım leildir. Leil Layl, evet layldir. orasıdır. Asıl duhanın yani kuşluğun akşamdan sonraki karşılığı neyse verilmek istenen asıl mana o. İda o demek bürüdüğü zaman, kapladığı zaman yani ışık diye bir şey kalmadığı zaman. Evet. evet. Bu yaygın anlamı ama duha kelimesinin aslında bütün gündüz anlamı vardır. Hmm. Leil kelimesinin bütün gece anlamı da vardır. Hmm. Buradan hareketle baktığınız zaman Allahu Teala peygamberimizin terk edilmediğini yüce Allah'ın ona darılmadığını ifade etmek için bütün zamanlara yemin ediyor. Yani bütün gündüzlere, gündüzlere ve bütün, bütün gecelere. gecelere. Yani bütünüyle zamana yemin ha. olsun ki duhayı çünkü, bütün gündüzler anlamında da evet, anlayabiliriz, anlayabiliriz. leyli de bütün geceler diye düşünebiliriz. Tabii, düşünebiliriz. Nitekim Mekkelilerin önemli bir bölümü dehre taparlardı evet. Dehr, zaman zaman yani heyin başı sonu belli zaman demektir deher ondan da daha ileri düzeyde bir zaman hmm. O belli zaman dilimlerini de içine alacak devasa bir süreç Evet Bunların bir kısmı dehre taparlardı zamandan başka bir şeye itibar hmm. etmezlerdi casiye suresinde evet. hemen açtım çıktı dehri Evet yerler bunlar Casiye Suresi 24. ayet. Ve kâlû mâ hiye illâ hayâtunâ Derlermiş ki bizim için bu yakın hayattan öte bir şey yok. Ne mutu ve nahya. Ölürüz, diriliriz burada. Ve mâ yuhlikunâ illâ dehrû. Bizi sadece dehir helak eder. Evet. Onların zamanla alakalı böyle çok esaslı bir kabule sahip olanları vardı. İşte onların bu kabulünü de kullanarak sizin itibar ettiğiniz o bütün zamanlara yemin ediyorum ki Rabbin seni terk etmedi, etmedi. ve sana darılmadı. Evet. O cümleyi vurgulamak için. Şimdi bir yemin ifadesi kullanılan bütün sureleri düşünebilirsiniz bu mantıkla. Yeminden sonraki ilk cümle mutlaka çok vurgulayıcı bir cümledir. Çok sıra dışı bir bir mesaj vardır onun içerisinde. Evet. Hangi surede olursa olsun. Mesela bakın Yasin Vel Kur'anul Hakim inneke, hakim. inneke leminel, leminel mursalin. mursalin. Yemin olsun hikmetlerle dolu bu Kur'ana ki sen mutlak surette gönderilmiş elçilerden birisin. Çünkü yalanlanan şey peygamberimizin peygamberliği idi. O peygamberliği onlar hangi şiddetle yalanlıyorlar idiyse Cenab-ı Hak da onu bastırmak üzere karşıt güçte ifadeler kullanarak e, o yeminlerden sonra o cümleyi daha vurgulu daha teekitli hale getiriyor yeminlerin kullanılmasının asıl en önemli gerekçesi budur. Evet. Muhatabın inkar durumuna göre yeminler gelir. Derecesine ve durumuna, durumuna göre. Durumuna göre. Hiç inkar olmayana yeminle bir şey söylemenize hayır, gerek yok. Hayır. Karşı çıkıyorsa yeminle başlarsınız. Surelerdeki bu bu mantığı böyle görmek durumundayız. Bu da üçüncü gerekçeyi teşkil ediyordu. Evet. Yemin meselesinde. Yemin. Niçin yemin ediliyor? <laughs> Söyleyebileceklerimiz aşağı yukarı bunlardır. Evet. Yeminin yapılmasının sebebi bu. Neye yemin ediliyor aşağı yukarı söylemiş oldum. Allahu Teala önemli insan hayatı için önemsediği şeyler neyse zamanından evet. zeminine varıncaya kadar sayıs pek çok şeye yemin ediyor. Hatta yani mesela bütün canlıların doğurgan olanlarına da doğurgan olmayanlarına da ve Değil validin mi? ve mavelede de doğurana da doğana da ya da doğuramayana da bütün canlılara efendim bütün gezegenlere hatta vahyin parçacıklarına vahyin muhatap olduğu yüreklere vahyin aydınlatıcı gücüne ve zamanın her çeşidine Kur'an'da yemin edildiği görülür. Dahasını söyleyelim. Mesela vahyin şereflendirdiği mekanlara da Kur'an yemin eder. Evet. İşte tin dediniz. Tin. Ve ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil emini. Vahyin şereflendirdiği yerler. Şimdi burada bir usulü daha söyleyeyim. O tine yeniden bir gönderme yapacağım. Olur. Ee, Kur'an-ı Kerim'de şimdi eğer bir surenin başında bir tane yemin varsa bilinmelidir ki o yemin cümlesi yeminden sonra gelen mesajla yakın bir anlam ilişkisine sahiptir. Hmm. Şimdi o ilişkiyi kuramazsanız alakasız tercümeler yaparsınız. Evet. Bu olmaz. O ilişkiyi iyi bilmek lazım. Mesela ve necmi idha tek yemin. Evet. Necme yemin ediyor Allahu Teala. Ve necmi idaheva genellikle tercümede tercih edilen ifade şu battığı zaman yıldıza yemin olsun. Evet, necim yıldız olarak otomatik yıldız olarak tercüme kabul ediliyor. ediliyor. Dolayısıyla orada da yıldız anlamına geldiği ifade ediliyor. Battığı zaman yıldıza yemin olsun. Battığı zaman yıldıza yeminin bir esprisi yok. Batan yıldıza yeminin bir anlamı yok. Hmm. Oradaki Necim'in ne anlama geldiği bir sonraki ayetle ilişkili kurarak ancak ortaya çıkartılabilir. Hmm. Sonraki ayette buyuruyor ki, Hüce Allah Ma dalla sahibukum ve ma Arkadaşınız şaşırmadı ve azmadı. Ve ma yantiku anil heva. Zaten hevasından, kendi arzusundan da konuşmuyor. inhu ve illa vahyun yuha. Onun söylediği şeyler kendisine vahiy edilen vahiden başka bir şey değildir. Allemehu şedidul kuva. Onu ona kuvvetleri güçlü olan Cebrail öğretmiştir. Bakın mesele vahiy ile alakalı. Hmm. Yani yeminden sonraki cümleler vahiy ile ilişkilendirilince belli ki yemin de vahiy ile ilgili olmalıdır. O zaman yıldız meselesi başka anlaşılmalı. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de necim kelimesi genellikle yıldız anlamına geliyor ama tek anlamı bu değil. Necim kelimesinin yıldız anlamlı kullanımlarına pek çok örnek verebilirim. Ancak onları sıralamaya gerek yok. Ayrıca farklı bir anlam olarak Mesela Rahman suresinde necim kelimesi kullanılır. Er-Rahmanu allemel Kur'an, halakal insan, i̇nsan. allemehul beyan, eşşemsu vel kameru bihusban, ve necmu ve şeceru yescudan. Evet. Altıncı ayet. Evet, evet. Ye, necim ve, ve ağaçlar, ağaçlar Allah'ı secde ederler. Oradaki necim kelimesi kesinlikle yıldız anlamına gelmez. Çünkü bir önceki ayetteki eşşemsu yıldızları temsil eder. El kameru gezegenleri temsil eder. Yani göksel varlıklar önceki ayette ifade edildi. Şimdi yere geldi Cenab-ı Hak. Hmm. En necmu gövdesiz bitki demektir. Ot. Ha, bir anlamı da bu. Bir anlamı da budur. Eşşeceru gövdeli bitki ağaç. En necmu gövdesiz bitki ot. Otlar da ağaçlar da Allah'ı tesbih ederler. Ona secde ederler demektir. Necm kelimesinin bir anlamı budur. Bir başka anlamı. Mevaki'in nucum diye geçer. vaka suresinde. Evet. Yıldızların yerlerine yemin olsun diye yıldızların yörüngelerine yemin edildiği zannedilir. Esasında oradaki mevaki mevkileri mevkiler ifade hı. ediliyor. Öyle tercüme ediliyor. Ama benim dediğim yeminden sonraki cümleyle yemini buluşturma kuralı çalıştırılmayınca hı hı. işte yıldızların yörüngelerine iş çıkıyor. İş. Halbuki ondan sonraki cümlede Yıldızların yörüngelerinden söz edilmiyor ki. Yıldızlardan söz edilmiyor ki. İnnehu le kasemun lev te'alemune azim. Eğer gerçeği biraz biliyorsanız bunun ne kadar büyük bir yemin olduğunu anlarsınız diyor. İnnehu <laughs> işte o, o yemine, yemine konu edilen şey le Kur'anun kerimun. Çok kıymetli bir Kur'andır. Fi kitabı meknunin. Korunmuş saklı bir kitaptadır. La yemessuhu illel mutahharun. Ona arındırılmazlardan başkası istese de el do dokunamaz. Mevâki'in nücûn. Mevâki'in nücûn Kur'an'a raci kılındı. Evet. Nücûn zaten tefsir usulünde Kur'an'ın peyderpey indirilmesine tencimul Kur'an derler. Aa, tencimul Kur'an diye özel bir öte, tamlamamız var. Hmm. Kur'an'ın peyderpey indirilmesine tencimul Kur'an denilir. Mevâki'in nücûn da vahyin yer ettiği gönüller demek. Allah Allah vahyin yer ettiği gönüllere yemin olsun ki ne kadar ]lara. önemli bir yemin olduğunu az düşünürseniz anlarsınız. Dolayısıyla bu ayetteki nücum işte vahyin vahiy ile alakalı vahiy parçacıkları demektir. Buradan hareketle Necm suresinin başındaki ve necmi ilaheva hevaya da peyderpey indiği zaman Kur'an vahyine yemin olsun demektir. Ki hmm. sahib hüküm ve mağava'dan itibaren hmm. ayetler hmm. Kur'an vahyinin indirilişiyle alakalı bilgi veriyor. Bunu şunun için söylüyorum. Yemini doğru anlam anlamamızın bir yolu yeminle yeminden sonraki cümlenin anlam ilişkisini kurmaktır. Evet. Bu ilişkiyi kurmadığınız kurmadığın zaman, zaman usul hatası yaparsınız. Ya, ya, yanlış Ta bir yanlış şey söyleriz. sonuçlar çıkar. Evet. Yani, yani anlamamış olursunuz. İnanırsınız da anlamamış olursunuz yani. Evet. Bir hususiyet evet. bu. Bir hususiyet daha var. Eğer yeminler bir taneden fazlaysa peş peşe. Ardarda. Ardardaysa. O yemin edilen varlıklar arasında mutlak surette bir anlam ilişkisi vardır. Yani tin, zeytun, turi, sina meselesinde olduğu gibi diyeceksiniz. Gibi. Evet. evet. Orada onu söylediğiniz için buraya geldim. Evet. Anlam ilişkisi var. Alakasız şeylere peş peşe Allahu Teala yemin etti. Yani incir zeytin diye anlarsak anladık doğru, mı işte olmadı değişiyor. bu. Değişiyor. Olmadı bu. İşte kolayından incire yemin olsun, Zeytine yemin olsun. olsun. Zeytin e zeytin e yemin olsun. olsun. Sonra da Sina Dağı'na. Yok ondan sonra incir ve zeytinin faziletine dair kitap yazıyoruz. Evet. Niye? Kur'an'da yemin olduğu için. He canım onları incir ve zeytin meyveleri diye algılarsan ölü olur işte. Halbuki tin ve zeytun o sureyi işlerken de uzun uzadıya duracağız. İnşallah. Hazreti İbrahim'in vahiy aldığı, Hazreti İsa'nın vahiy aldığı Filistin'deki Tin ve Zeyta bölgesinin adıdır. Onların Kur'an'da yer almasının sebebi oralarda vahyin indirilmiş olması. Yani ismi mekan bunlar. Evet. Ama meyve ismi gibi anlaşılıyor. Gibi anlaşılıyor. Hmm. Ama işte o ayete Hazreti İsa ve Hazreti İbrahim'le ilişkili bir anlam verirseniz ve Turi Sinine Hazreti Musa ile ilgili vahiy aldığı Sina Dağı manasını vereceğiniz ve hadel beledil emin güvenilir şehir Mekke'ye de vahyin orada indiği gerçeğiyle orayı buluşturursanız üç ayetin birbiriyle alakalı dört varlığa yemin ettiği gerçeğini görürsünüz. Şimdi buradan hareketle mesela ne faydası var bunun diye bir soru ne demek evet. ne demek ne faydası var anlamış oluyoruz evet. yani ayetlerin birbiriyle irtibatını anlamış oluyoruz nun vel kalemi ve ma yesturun. Nuna yemin olsun, kaleme yemin olsun ve, onun... ve, satır satır yazdıklarına yemin olsun. Nun diyor ki Nun Hazreti Yunus'tur. Evet ona işaret. Olabilir. Diyor. Çünkü surenin sonunda sahibil hud diye Hazreti Yunus'a gönderme vardır. Evet. Bu olabilir. E bu vahiy katiplerinden birine işarettir deniyor. O da olabilir. Nun balık demektir. Enbiya suresinde geçiyor. O da olabilir. Ama bütün bunlar yemin edilen üç tane varlığın birbiriyle anlam ilişkisini kurmamızı sağlamıyor. Evet. Siz nuna öyle bir şey diyeceksiniz ki kalemle ilişkisi olacak ve satır satır yazılan şeylerle ilişkisi olacak. Onun için alimlerimizin bir bölümü demiş ki nun hokka demektir. Hmm. Nun hokkadır. Hokkaya kaleme ve satır satır yazdıklarına yemin olsun diye tercüme ettiğiniz zaman yemin edilen varlıklar arasındaki anlam ilişkisini kurmuş oluyorsunuz. Diyorsunuz. Bu itibarla yemin edilen varlıklar arasında anlam ilişkisinin bulunduğunu, yeminlerden sonraki cümlenin vurgulanması için yemin ifadesinin Kur'an'da takip edildiğini, işte bunun sıra dışı bir bilgilendirme türü olduğunu vurgulayacağı bilginin çok önemli olduğunu zihinlere yazmak için yeminle başlayan 15 16 tanenin su, surenin bulunduğunu bu vesileyle yeminler bağlamında söylemiş, söylemiş olduk. Söylemiş olduk. Aslında Duha, Leyl ve Seca Hı -hı. meselelerine de epey bir açılım getirmiş olduk. Yani, yani Duha'nın başındaki o ilk kelimeler, anahtar kelimelerin de bir tür açılımını siz sunmuş oldunuz. Söylemiş olduk. Ondan sonra burada Seca'nın sakinleşmek anlamı var diyorsunuz. Heh. Haliye kullanımı var diyorsunuz. Şimdi şunun için söylüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim gerçekten çok enteresan bir metin. Yani bu kitapta böyle çok anlamlılık esası diye bir şey var. Evet. Yani standart anlamlar yok. Bir tane anlamdan ibaret değil. Öyle edatlar kullanılmış ki onun farklı anlamlarını devreye soktuğunuz zaman önünüze devasa bir ufuk açılıyor. Evet. Şimdi bakın. Vattuha ayrı bir yemin varlığı olarak işte gün ışığı veya kuşluk vakti. Kuşluk vakti. Diyebilirsiniz. Ve Leyli Seca'ya da bürüdüğü zaman, bastırdığı zaman gece dersiniz. yatsıdan sonraki zaman anlaşılır. Yani ışığın zirvesiyle karanlığın, karanlığın zirvesi, derinliği, derinliği, ikisini kullanmış olursunuz. Veya öbür türlü düşünün. Bütün gündüzle bütün gece düşünün. düşünür. İkisi de olabilir. İk, yani Ve Leyli İlasa'nın başındaki vav edatına atıf edatı e, anlamı yüklerseniz bu tefsirlerin ikisi de doğrudur. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama bu vav edatının vavı ı haliye olma ihtimali var. Onu yani, da izleyicilerimiz için bir arz edelim. Durum haliye, bildiren vav. Durum bildiren. Durum bildiriyor. Hal bildiriyor. Hal bildiriyor. Onunla başlayan cümle birinci cümle ile alakalıdır demektir. Yani secanın sakinleşmek, bitip tükenmek gibi bir anlamı var. Bitik tükenmekte olan geceye sahip gündüze yemin olsun. Yani gece bitiyor. Gecenin artık sabaha dönüşen zamanına yemin ediliyor. Hmm. Böylece Bu da vahyin cehalet şirk karanlıklarını bitirici ve aydınlat aydınlığı müjdeleyici yönüne bir gönderme yapıldığı manası da çıkabilir. O vav edatına vav haliye manası verirseniz işin rengi biraz daha değişir. Bir defa biz yani vahyin aydınlatıcılığıyla ...karanlıkların bitmekte oluşu e, ilişkisini kurmuş oluruz. Esasında Kur'an'a necim denmesinin en önemli sebeplerinden biri de budur. Necim yıldız demek. Kur'an'a da yıldız denmesinin sebebi... ...biri gece karanlığını delip geçen bir mahiyete sahiptir. Diğeri de cehalet karanlıklarını yerini aydınlığa dönüştüren bir mahiyetin sahibidir. O itibarla yani duha ve leyl ikisini beraber düşündüğünüz zaman... Gecenin başlayan zamanına değil de bitmekte olan zamanına gönderme yapılarak vahyin ışığına Kur'an'ın dikkat çekmekte olduğu de, mesajını anlarız. Daha önceki programlarımızda noktayı münasebeti kurarsak e, yıldız ışığı kendinden olandır. Evet. Yani o ışığını bizzat kendinde Tabii. taşıyan mesela güneş bir yıldızdır. Hı hı. Ondan sonra demek ki... Ee, bu açıdan da bakılabilir bir Tabii. zihni zenginlik açısından. Tarık suresinin başı bunu söylüyor işte. Bunu söylüyor değil mi hocam? Kesinlikle. Ee, sevgili hocam şimdi hem e, diğer ayetler kısmına da şöyle bir e, çentik atmak, e, kemendi atmak istiyorum. Hı hı. Bir köprü kurayım istiyorum. Hem de bir şeyi e, sizi de biraz dinlendireyim diye arz etmek istiyorum. Buyurun. Bir istişareye vesile olsun diye. Buyurun. Efendim hani böyle... E, Gereksiz münasebetleri tefsire sokmak gibi algılanmasın. İzleyicilerimiz de öyle algılamasın. Siz de lütfen öyle Ama modern e, zaman düşünürlerinin ısrarla vurguladığı bir husus var. Mesela bir adam hatırlıyorum ben. Yani derinde düşünen bir zat. E, Röne Genon. Hı hı. O diyor ki e, asıl altın çağı diyor eski zamanlardır. Altın çağdan uzaklaşıldıkça karanlık zamanlara geçiyoruz diyor. Yani o ilk zamanlardan uzaklaşıldıkça... Ee, karanlık ve kötü e, zamanlara geliyoruz diye bir teorisi var. Çok Hı -hı. kabaca özetlersem. Ee, asıl zamanlardan, hakikatin parlak olduğu zamanlardan gittikçe sönen, sönümlenen bir zaman dilimine doğru ilerliyoruz. Diyor. Hı -hı. Ama şimdi bir sonraki ayette de diyor ki, dördüncü, 5 ayetlerde, muhakkak ki sonraki dönem, şimdi peygamberliğe hemen atfetmiyorum o hadiseyi. Sonraki dönem, ahir, senin için ilk döneminden daha iyi olacaktır. Hı -hı. Yani ula diye zamanın gittikçe kötüleştiği, şartların gittikçe kötüleştiği, ilk zamanların çok daha iyi olduğu, ilk zamanlardan uzaklaşıldıkça kötülüğe doğru gidildiği bu biliyorsunuz asr Saadet anlayışıyla da irtibatlandırılıyor. Yani asr Saadet'ten uzaklaşıldıkça, ondan sonra Hazreti Pey Peygamberliğin başladığı dönemden uzaklaşıldıkça her şey kötüye doğru gidiyor diye bir anlayış. Şimdi bu ikisi nasıl telif edilebilir? bir müşkilde kaldım biz düşünce problemi olarak. Hı hı. Ondan sonra e, böyle düşünebilir miyiz? Bu açıdan bakabilir miyiz? E, ma Muveddida'kara bu ve makala. Evet. evet. ile ile ilişkilendir ilişkilendirelim. Hı hı. Çünkü 3. ayet Muveddida'kara bu ke ve makala. Aynen öyle. Yani orayı orayı geçmeyeceğiz. Onu da ayrıca ha. Ha. soracağım. Onu Şimdi da ayrıca ben soracağım. yani olsun... Rabbin sana küsmedi ve sana darılmadı. Evet. Çok önemli. Onun üzerinde de dura duracağız. Sorunuzu cevaplamaya çalışayım. O dördüncü ayette tabi İslam kültür geleneğinde o ayet çok farklı anlaşılmış. Gerçekten. Şimdi velel evet. ahiretu hayrun leke minel ula cümlesine Peygamberimize Yüce Allah'ın senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Demek istediği şeklinde anlaşılmış. Evet. Ahiret Peygamberliğin dönemi diye Ula peygamber olmadan önceki dönem dönemdir diye. diye algılanmış. Ahiret peygamberliğin sonraki dönemi yani Medine'si Ula ya, Mekkesi, Mekke'si gibi algılanmış. Bu üç tefsir de yani yanlış değil. Nereden baktığınıza bağlı e, her biri doğru. Hatta bana göre en doğrusu üçüncüsü peygamberliğin sonraki dönemi başlangıç dönemine göre senin için daha iyi olacak. Evet. Mekke'ye göre Medine daha iyi olacak. Daha rahat olacaktır. De bize bakan yönüyle işte. Ha, bize bakan yönüyle, yönüyle, bu ayetin velel ahiretu hayrun leke minel ula ifadesi senin için her hayırlı iş sonucu başından daha iyi olacaktır demektir. Hmm. Bu ayet bize de geliyor. Bu ayet elbette önce Hazreti Peygamber'i muhatap alıyor. Elbette önceki mesaj Onunla ilişkilidir. Oraya hiç elbette diyecek bir şeyimiz yok. Ancak bu kitabın şimdi muhatabı biziz. Biz bu ayette eğer bir müjde varsa hı hı. bu ayette bir gönül ferahlatıcı bir unsur varsa bunu bütün müminlerle ilişkili görebilecek bir mesaj açılımı yapmak durumundayız. Hı hı. Ancak o zaman mesaj güne gelir ve bu ayet bu kitap beni de ilgilendiriyormuş. Ancak bu yargı söz konusu olabilir. Evet. Yoksa Ayet peygamberimizle alakalıdır. Beni ilgilendirmiyor dediğiniz zaman bu kitaptan çok fazla okuyacak bir şey geriye kalmıyor. Evet evet. Dördüncü ayete sıçramamın özür diliyorum evet. sebebi duhanın önce söylenmesi. Evet. Yani, takdim taftil manasındadır diye tefsir usulünde evet. söylenen. Hı hı. E, gündüzün gündüzün temsil ettiği bütün aydınlıkların, hayırların, güzelliklerin e, alemde esas olduğu, hı hı. yaratılışta, varlıkta her şeyde esas olduğu. Gecenin de sürekli eriyen, tükenen, değişen, müdevvel bir özelliği olduğunu vurgulamasından dördüncü ayete sıçradım. Heh, tamam. İkisi Ta arasında bir bağlantı kurayım çok diye. Çok doğru bir bağlantı. İşte o bağlantı bir taraf yani bitmekte olan gece Hı. el ula. O orayı karşılar. Orayı karşılıyor. Ad duha ise doğmakta olan ışık yani ahiret. Bitmekte olan gece evet. ile Evet doğmakta olan gündüz bir işlemin başıyla sonunu ifade eder. Hı hı. son bitmekte olan gece baş başlamakta olan ışık biz vahyin karanlıkları bitiren aydınlığı getiren bir evet. nitelik arz ettiğine inanırız dolayısıyla sözünü ettiğiniz eee Reno'nun sözleri evet. hı hı. efendim artık sonu felaket olur en en iyisi hı hı. en başıdır yaklaşımı Belki insanlık tarihinde yani dark bazı age medeniyetler için işte belki hmm. doğru olabilir ama bu bizim bu hayatı yaşamamızda yani sözü bize getirdiğimiz zaman bizim varlık gayemizi öldürecek bir sonuç meydana getirebilir. Yani Müslümanın zaman algısı da aslında burada inşa ediliyor. Evet. Zamana bakış, evvel ahir tasavvuru oluşturuluyor. Evet. Biz bir şeyin doğru, hakikat olduğuna inanırsak ve ona öyle başlarsak bizim ümitsiz olmamız için bir gerekçe yok. Biz biliriz ki biz daima kazanacağız. Sonucunu burada görsek de görmesek de. Evet. Bir ibadet eyleminde bulunduğumuz için bu hayırlı işin sonu başından daima daha güzel olacaktır. Evet. Bu medeniyetlerde bu bir işe daha yürekten sarılmak gibi bir erdem ortaya konulmadığı için başı güzel olan şeyler bir süre sonra yok olmuş. Yani batmış gitmiş ama biz böyle bir batmakta olan medeniyetin sahipleri olarak kendi kendi dünyamızı nitelendirmeyeceğiz. Biz birebir muhatap olduğumuz işlerin iyi olduğuna, doğru olduğuna, doğruyu yaptığımıza inanarak başladığımız her işin sonunun da başından daha hayırlı geleceğine inanırız. Önümüzde devasa bir peygamber örnekliği vardır. Onun Mekke'sine göre Medine'si daha huzurludur. İnsanlığın da güzel başladığı şeylerin sonunun daha güzel olacağına inandırılması daha bir motivasyon ...sahibi olmasını sağlar ve bir işe daha bir sahiplenerek girişmesine vesile olur. Dolayısıyla ben yani sonunda bir ümitsizliğe dönüştürücü mantıkla zamanı e, algılamanın... ...ve insanı işinden soğutma anlayışının yani en azından şimdi okuyacağımız bu ayetler bağlamında... E, ...çok doğru bir anlayış olduğunu düşünmüyorum. Hocam çok çok geniş çağrışımları var. Bunları konuşacağız benim de zihnime birçok şey geliyor. Çok da güzel gidiyoruz Allah razı olsun. Bir kısa ara verelim. Bir dinlendirelim hocam sizi. Ondan sonra devam edelim yolumuza. Kıymetli dostlar küçük bir mola.